Akşam ailemle birlikte hastaneden dönüşte polis noktasında kontrol yapıldı. Bölge trafik istasyonu ekipleri tarafından. Orada 0,59 promilli alkollü olduğum söylendi. Ben itiraz ettim tabii. Dedim ki ben hayatımda böyle bir şey kullanmadım. Zaten yaşam tarzım da buna şey değil. İtirazlar tabii cihazda böyle çıktığı için itirazlar kabul edilmedi. Ben ondan sonra hemen 155 polis hattını aradım. Durumu ilettim. Ondan sonra kendi imkanımla tabii polis ekibi de bir şey yapamayacağını söyledi. Daha sonra kendi imkanımla Musayim Devlet Hastanesi'ne gittim kan tahlilini almak için. Musayim Devlet Hastanesi'nde de böyle bir tahlilin yapılamadığını, cihazların olmadığını söylediler. Orada da acil doktorlara tutanak tuttu. Daha sonra ben tabii yine kendi imkanımla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne gittim. Yaklaşık bir buçuk saatlik süre zarfında. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kan tahlilini yaptım. Kan tahlilinin temiz olduğunu söylediler oradaki doktorlar. Raporu aldım. Bugün itibariyle de suç ceza hekimliğine başvuruda bulundum. İtiraz başvurusunda bulundum. Tabii bu hem maddi hem manevi olarak bizi mağdur etti açıkçası. Hayatımız boyunca mücadele ettiğimiz, karşı olduğumuz uyuşturucu ve alkol tarzı ürünlerle bizim itham edilmemiz bile kendimizi hakaret olarak gördüğümüzü söyledik. O yüzden de itirazlarda bulunduk. İnşallah bir hafta 10 gün içerisinde de itirazlar sonuç verecek. Şu anda bu şeyden dolayı, bu suçtan dolayı 6 ay ehliyetime el konuldu. 1228 lira para cezası verildi. Ben tabii orada cihazın hatalı olabileceğini veya benden önce başkalarının kullanmış olabileceğini polis ekiplerine ilettim ama başka bir cihaz talebinde de bulundum. Hiçbir şekilde başka bir cihaz getirilmedi. İkinci bir şans dahi vermedi. Mecburen masum olduğumuzu, böyle bir illet kullanmadığımızı kan testiyle ispatlamış olduk. İnşallah bunun bir iki güne kadar da sonucunu almış olacağız. Tabii bizim başımıza geldikten sonra çevremizdeki birçok insanın aslında bu olayı yaşadığını duymuş olduk. İnsanlar o anki şokla, özellikle de bu işten uzak olanlar, bu tür illetten uzak olanlar o anki şokla ne yapacağını bilmiyorlar. Allah'a şükür ben hani gazeteci olmam hasebiyle hemen kan tahliline aklettim ama bir sürü insanın bu konudan dolayı mağdur olduğunu, yollardan bilmediklerini, mahkemeye gittiklerinde özellikle testle mahkeme süreci arasında veya tahlil süreci arasında 5-6 saatlik bir mesafe veya 12 saatlik mesafe girdiği için yapılan hiçbir testin kale alınmadığını öğrenmiş olduk. Burada tabii insanların da bu konuda biraz uyarmak istiyorum. Özellikle başıma geldiği için biliyorum. İnsanlar böyle bir şeyle karşılaştıklarında yapacakları ilk şey hemen eğer kendilerinden eminlerse ki ben de öyle yaptım zaten. Hemen kan tahlilini alıp alkol testi için kan tahlilini alıp bu işin resmi sonucunu almaları gerekiyor. Belki o esnada içtiğiniz bir meyve suyundan veya yediğiniz bir yemekten dolayı o anlık veya kullandığınız yüzünüze sürdüğünüz bir kolonyadan dahi bu alkol metrede ortaya çıkabiliyor ama kan testinde bu işin asıl sonucu ortaya çıkıyor. İnsanların başına böyle bir şey yerine yapacakları ilk şey hemen en yakın hastaneye başvurup kan testini yapmaları ve bu kan testi sonucuyla itirazda bulunmaları gerekiyor.